Yeni bir videodan hepinize yeniden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Damgan'a geldik. Damgan'da İran'ın en eski camisinin önündeyiz. Yaklaşık olarak 2800 yaşında. Birçok dinde birçok amaçla kullanılmış. 8. yüzyılda camiye dönüştürülmüş bir yer burası. Gerçekten tarihin tam ortasındayız şu anda. Çok güzel yağmur atıştırıyor. Bu cami Zerdüştlerin İslam öncesinde tapınağıymış. İbadethanesi değilmiş. Sasani döneminde Zerdüşt ateş tapınağı olarak kullanılmış burası. Bu şehirdeki insanlar o dönemde Zerdüşt dininin dini ritüellerini burada gerçekleştiriyorlarmış. Eğer Tahran'dan buraya gelmek isterseniz yaklaşık 350 kilometre yol yapmanız gerekiyor. 350 kilometrenin de neredeyse tamamı çölden ibaret. Tabii ki bizim önceki gittiğimiz çöllerle karıştırmayalım. Onlar farklı bir dünyaydı. Çakıl taşlardan oluşmuş. Kumluk arazi, ağaç yok, bir şey yok. Ama bizim gittiğimiz yer asfalt tabii ki. Aynen öyle. Bu arada öyle. Ben neden bu kadar kapandım? Artık şapka takmıyorum. Bu bölgeye girdikten sonra bir süre kapalı olacağım. Çünkü buralar turiste alışık değil. Dini bir şehre doğru yaklaşıyoruz Tahran'dan uzaklaştıkça. Meşhed dini bir şehir. Biriyle tanıştık ama bu sefer yazmayı da bilmiyor. İngilizce de bilmiyor. Sadece şey söyledi. Tarihi yerleri görmek ister misiniz dedi. Biz de isteriz dedik. Bakalım şimdi gidiyoruz. Ortak noktamız da CRF. Hello. Selam. Hello. Tanıştığımız kişi. Buraya park edeceğiz galiba Su. Nereye geldik? Pazara mı? Camiye. Camiye mi geldik? Pazara mı geldik yoksa? Bilmiyorum ki. Kapalı eğer burasıysa. Soruyor kapalı mı diyor bak. Takıldık gidiyoruz yine Su. Bu sefer tam bilinmezliğin içindeyiz. Evet ya. Yine kendine bir çocuk odası bulmuş. Yine kendime bir çocuk odası buldum. Buraya gelmeyecektik. Başka biriyle daha tanıştık. Onun evine gidecektik. Reza. Çünkü ilk onunla konuşmuştuk. Ona daha çok güvenmiştik. Çünkü biraz İngilizce konuşabiliyordu. Onunla nasıl tanıştık onu da anlatalım. Markete girdik. Çocuk da marketteydi. Bize dedi ki gelin bizde kalın. Bir şeye ihtiyacınız var mı? İşte gezilecek yerleri gösterelim falan. Biz de Couchsurfing'den bir yer ayarlamıştık. Kalacak yerimiz var dedik ama henüz ulaşamadık dedik. Gerçekten henüz ulaşamamıştık. Bu saat oldu. Hala daha Couchsurfing'den ayarladığımız eve ulaşamadık. Sonrasında herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa yine de bize gelebilirsiniz dedi. Tamam dedik. Teşekkür ettik. Gitti. Sonra bu şeyle tanıştık. Muhammed abi. Muhammed abiyle. Bu da mı Muhammed? Hı hı. Bu da Muhammed. Her şeyde bir Muhammed. Ona tanıştıktan sonra dedi ki en azından bana çay içmeye gelin. Çay içmeye geldik. Kızı ve torunu evde. Kızı İngilizce konuşabiliyor. Çok güzel bir evdeyiz. Çok güzel bir aileyle beraberiz. Evet ve çok temiz bir evdeyiz. Evet. Kriterlerimiz arasında. Fıstık bahçesi var. Burasının da fıstığı meşhur. Gaziantep gibi. Sabahtan beri fıstık yiyoruz. Fıstık gibi olduk. Git buradan. Şimdi üstümüzü değiştirip içeri gireceğiz. Video çekmemize de izin verdiler. Size içeriği de göstereyim. Ahmet abi eşi de geldi. O da bize yemek hazırladı. Yemeğe doğru geçeceğiz. Burada 5 dakikada bir ikramda bulunuyorlar. Dut, muz, kayısı, çam fıstığı. En çok Antep fıstığı. Antep fıstığı bittikçe yenileniyor. Aynen, hiç tükenmiyor. Kovayla geliyor zaten. Ve benim midem bulandı biraz yemekten. Çok fazla yedim bugün. Bir de durduk. Mola vermiştik. Mola verdiğimizde de aldık. Orada da yedik. Şimdi yemeğe bekliyorlar bizi. Yemeğe geçiyoruz. Neşecan. Neşecan. Gebermeyin. Aa, bak o güzel pilavdan. Ama bu sefer fıstık var. Farkı gördün mü? Evet. Çok belirgin, baskın yani fıstık. Zeleş polo. Zeleş poloymuş bu. One more. Aynen. Sarımsak. Zeytin. Sarımsak, sihir. 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 Zeytin. Zeytun. Zeytin de çok meşhur burada. Her yerde zeytin ağacı var. Bir fıstık ağacı var, bir zeytin ağacı var. Ayranları zaten duk. Hep var. Duk. Duk'a mahalli. Ayran. Mas. Duk. 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 Adı Duk. Adı Duk'muş. Bu arada Muhammed abi cross yarışçısıymış. Evet. Bayağı offroad yapıyor ya. Atlıyor zıplıyor böyle. Ama yani hiç yaşına bakmayın. Bayağı yapıyor. Videolarını izletti bize. Meşecan. Yine mork. Ve güzel tavuğumuz geldi. Mork. Mork. Mork ne? Mork. Mork. Kat kat kat. Ha tavuk. İşte bu şekilde anlaşıyoruz. Motosikletlerimiz gece güvende buradaydı. Şimdi biz yola çıkıyoruz. Hadi Su Hanım seni bekliyoruz. Beni beklemeyin Berkay Bey, siz çıkın. Çıkamıyoruz bak. Kaldıramıyoruz. Dur.
Motorumu devireceksin. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. İran kahvaltısı. Özlemişim. Gerçekten lezzetliydi. Her yerde geleneksel İran kahvaltısı yiyoruz. Tek çeşit peynirleri var. Her yerde aynı. Süzme peynir. Bizimki de aynı. Ve değişik bir reçelleri vardı. Adını söylemişti de unuttum. Evet, farklıydı. O meyveden bizde yok. Türkçe'ye çevirmiyor Translate. Ama fotoğrafını gördük. Armut'a benziyordu. Kollarım yanmasın diye artık böyle giyiyorum. Su. El sallıyor. Çok tatlı bir kadın. Maşallah çok dinç duruyorlar gerçekten. Amcamız 61 yaşında, ablamız da 54 yaşında. Bu arada camlarımızı kestik, nasıl olmuş? Daha iyi mi? Yorumlara bekliyoruz. Lütfen yorum yazın. Çok güzel oldu. Benim görüntü alanım daha iyi. Benim de görüntü alanım daha iyi. Önümü görüyorum resmen. Eskiden şuradaydı. Bak ben sana gelecek yorumları söyleyeceğim. Berkay şu telefonunu artık oradan çıkart. Çıkarttım işte, bak şu an yok. Dedim ki ben bizim yağ filtresine ihtiyacımız var. Onun da motoru CRF olduğu için bulması çok kolay olacak. Ona bakmaya gidiyoruz. Varsa alacağız. Yani iç lastiklerden ikişer tane alan Berkay yağ filtresinden tek set almış yanına. Evet, onu da Hakkari'de kullandık. Allah aşkına. Türkiye'ye gittiğimde ilk iş birer tane iç lastiği bırakacağım. Ve bir sürü yağ filtresi olacak. Mantıklı. Çok mantıklı. Damga anda Muhammed amcanın yazlığına geldik. Burası babasından kalma bir evmiş. Tam 400 yaşında dut ağacı var. Bahçenin ortasında müthiş lezzetli de dutları var. Su hala yemeye devam ediyor. Su, doymadın mı ya? Yarım saat oldu. Beni burada bırakın, siz gidin. Seni bırakalım mı? Ben burada dutla yaşayabilirim. Allah Allah. Su da var. Hadi fıstık ağaçlarına gidiyoruz. Hayır, dur önce bunu bitireyim. Ağacı bitirmeden gelme. Aşkım 400 yıldır bitirememişler. Sen mi bitirdin? Buz gibi değil mi? Buz takıyor. Nasıl oluyor? Şimdi yerden geliyor. Hadi fıstık ağacını. Aa bak. Peste. Dişap olmalı mı? Kordin peste. Peste dişap. Acı. Acı diyor herhalde. He, daha olmamış bunlar. Evdekiler güzeldi. Eve gidelim. Daha olmamış. Neresi yani? Mert, küçük. Bak, küçük. Bak daha böyle. Küçük. Yiyeyim mi? Dumadigi. İki ay sonra. Gelsin, dumadigi. İki ay sonra gelelim. Golabi. Armut. Armut, golabi. Golabi bu reçeli olan, reçeli evet. Olan. Armut'a benziyor. İşte bunun reçeliydi. Evet. Bunun ne olduğunu biliyorsanız yazın. Golabi diyorlar. Google'a yazdık, sadece golabi çıkıyor. Ama ben armut'a benziyorum. Bilmem. Evdeki. Ben ektim dedi. Her yer benim diyor. Anlaşıyoruz, böyle anlaşıyoruz. Ne olacak? Oluyor işte bir şekilde. Gel diyor. Bir şey daha göstereceğim. Dil bilmeden olur mu diye. Dil bilmeden oluyor. Çözüyorsun. Yeter ki anlaşmak iste. Yani. Alo. Enar. Nar. Ha, nar çiçeği. Diyor ki bazen evden kaçıyorum. Buraya 2-3 gün geliyorum. Kafa dinliyorum diyor. Kendine saklamış burayı. Vaha. Görüşürüz. Yollarımız ayrılıyor. Biz Sebzevar'a doğru gidiyoruz. Kilometrelerdir bu tabelayla sürüyoruz. Ben dua ediyorum. Keşke görsek arkamızdaki görüntü. Korkunç bir görüntü. Ama çok heyecanlı. Nasıl bir dağda olduğumuzu bize anlatıyor bu tabelalar. Şimdi durduk. İşte ilk bir mola verdik. Başka hayvanlara yakalanmadan yolumuza devam edeceğiz. Çıta istiyorum. Buradan bir tane alacağım. Al. İstanbul'a getirelim. Bahçede bakarız. Nasıl bir yere geldik Su? 12 kilometre boyunca çıtaların koruma alanında motosiklet süreceğiz. Keşke görsek ama göremeyiz yani. Yoktur. Hele ki bu sıcakta asla yoktur. Bak her yerde tabela var. Burada da var bak. O kadar çok tabela koymuşlar ki demek ki yola yakın yerlerde de var. Şurada da turuncu turuncu bir şeyler var. Çit ha, var. Bak çit var. Kapatmışlar. Evet. Yola çıkmasınlar diye kapatmışlar. Çok fazla var herhalde
Evet. Asya çıtası. Kapatmaları iyi olmuş, evet. Çünkü zaten artık vahşi hayvanlar çok az kaldı. Doğada bir şey kalmadı diyebiliriz. Bak her yeri kapatmışlar. Koruma altına almışlar o bölgeleri. Zaten yola da çıkarlarsa tehlikeli olur onlar için. Az önce şurada gördüğünüz hortum yoldan geçti. Biraz bekledik yoldan gitsin diye. Şimdi de izlemek için durduk. Çok uzakta gözüküyor ama aslında çok yakında. Geniş açıdan dolayı böyle gözüküyor. Hadi yenisi gelmeden gidelim. Çok güzel ya. Bir sürü var yolda ama bu bayağı yola yakındı. Yolun içinden geçti hatta. Beşe'de hoş geldiniz. Çok güzel bir kamp yeri buldum diyecektim tam. Gadir Kamp. Araştırdım. İnsanlar çok güzel yorumlar yapmışlar. Fiyatı gayet uygun. Güvenli, hafif gürültülüymüş. Ama hiçbir sıkıntı yaşamazsınız demişler. Oradaki market bir tık pahalıymış. Kimisi markette her istediğimi buldum yazmış. Kimisi pahalı yazmış. Gitmeden alın demişler. Bence biz gitmeden alışverişimizi yapalım ama tabii acil bir ihtiyacımız olursa orada bir market de var. Bu da çok iyi. Bu arada bize masaya hediye geldi. Hoş geldiniz hediyesi. Hoş geldiniz hediyesi. Kafedeyiz şu an. Normalde ücretli olan bir şey. Hediye olarak sırf müşteriyiz yani. Hiçbir şey değiliz. Ama ülkemize hoş geldiniz diye böyle bir tabak getirdiler. Biz de çok mutlu oluruz böyle şeyleri görünce. Teşekkür kendimizi ederiz. Daha değerli hissediyoruz. Şimdi şunları atıştıralım. Hemen kampa gidelim. Ben kamp yapacağımız için çok heyecanlandım. Bu arada şehre gelir gelmez ilk gittiğimiz yer Türkmenistan konsolosluğu oldu. Hmm. Türkmenistan konsolosluğu bugün tatil olduğu için kapalıydı. Yarın birileri olabilir dedi konsoloslukta. Biz sadece bilgi alacağız dedik. Hani bir işlem yapmayacağız şu an dedik. Eğer gerçekten vize alabiliyorsak böyle bir ihtimal varsa o tatilin bitmesini bekleyebiliriz. Ama gerçekten vize alamıyorsak yolumuza devam edeceğiz. Ermenistan, sonra Gürcistan, Rusya vizesini tekrar deneyeceğiz. Türkmenistan Başkonsolosluğuna Türkiye'de de gitmiştik. Ama Türkiye'de bu işi halledememiştik. Başvuru bile yapmamıza izin vermemişlerdi. Biz Meşe'de sırf bunun için geldik. Çünkü uzak bir noktaydı. Çok İstiyorduk uzak. Ama trenle de gelebilirdik aslında. Onu da düşündük ama tren 12 saat sürüyormuş. Tahran'dan buraya. O da ayrı bir konu. Neyse motosikletle çıktık 3 günde geldik. 1000 kilometre. Ama geri dönerken şunu da hesaba kattık. Eğer vizeyi alamazsak kuzeyden yani Hazar Denizi kenarından devam edeceğiz. Dolayısıyla görmediğimiz yerleri yine göreceğiz. Deniz kenarından süreceğiz. İstanbul'dan beri hiç deniz görmedik. Bu da bizim için farklı bir deneyim olacak. Deniz kenarında aşırı giyinik olmak gerçekten çok farklı bir deneyim olacak. Onu da göreceğiz. O da lazım. Kıyafetle ben kıyafet adosu yüzeceğim yani. Yüzmeyi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bugün tatil olduğu için gördüğünüz gibi her yer yine kapalı. Meşid'in tam merkezi bak karşıda bir kule var ya orası. Az önce geçtik tam bir izdiham yeri. İçeride iki kere O döndük. Sonra aynı yerden geri çıktık. Meydanın üstü yayalar için, altıysa araçlar için. Aynı Taksim'in altındaki tünel gibi ama çok daha büyüğü. Su bu sefer karıştırmayalım. Dümdüz gitmiş olacağız yolun sonunda. Aşkım dümdüz gidersek duvara çarparız. Yok yani şöyle bir döneceğiz düz gideceğiz. Hadi inşallah. Hadi bakalım giriyoruz. Hazır mısın? Sağ mı sol mu? Sağ. Sol parkingmiş. Vizörünü kapat çok tozlu. Haritaya bak doğru mu ne olur söyle. Tamam doğru. Doğru geldik yani. Doğru geldik. Bravo. Aşağıda harita çalışmıyor ben. Evet. Az önce o yüzden karıştım. Yani az önce dediğim de birkaç saat önce ilk geldiğimizde. Sonuçta ülkeye çok büyük zararları olan bir neyse ben çok konuşmayayım. Beni şimdi içeri alırlar falan. Takipçiler sürekli yazıyor ya bu kanal çok büyüyecek dikkatli davranın falan diye. Dikkatli davransın. Evet onları dinliyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın lütfen. Bizim için desteğiniz önemli. Videoları beğenin, yorum yapın, abone olun. Zil de açabilirsiniz bildirim almak istiyorsanız. Gezmeye devam edebilmemiz için bu bizim için gerçekten çok önemli. Gireceksin mi girmeyeceksin mi? Girmeyeceksen ben sola gidiyorum. Ne yapacağını biliyor musun? O bilmiyor. Kim biliyor ki?
kasis var, ben biliyorum. İranlılardan bahsediyorum. Trafikte bir ayırayım durumu. Neyse biz de gittik, onlara benzedik. Biraz öyle oldu gerçekten. Mecbur kaldık ama. Mecbur kaldık. Çünkü onlara benzemezsen çok çok daha fazla tehlikeye giriyorsun. Tespitimiz bu yandı. Umarım başımıza bir şey gelmeden ülkeden ayrılırız. İlk videolara bakıyorum da motosiklet kullanımım çok gelişti. Hadi bu konuyu biraz yorumlarda tartışın. Ben de okuyup mutlu olayım. Bu konuda ben de sana katılıyorum. Motosiklet kullanımın gerçekten gelişti. Sağa doğru yanaşalım çünkü gireceğiz birazdan. Sanırım giriş ücreti var. Tam ücreti yok. Evet, gişeden geçtik. Para almadılar bizden. Polis geldi, pasaportu aldı, kontrol etti falan filan. Bir sürü boş muhabbet. Meraktan yapıyorlar her şeyi. Başka bir şey değil. Kamp alanı da burasıymış. Şöyle tenteler var. Metalden. Biz dedik önce bir bakalım. Gişeye dönün dedi. Pasaportları muhtemelen kayıt yapacak, not alacak yani. Burada olduğumuza dair. Burada kalacak yer bulmak da mesele. Bak sağ taraf orman ama oraya izin vermiyorlar herhalde, kimse yok. İnsanlar tercih etmiyor da olabilir ama. O da olabilir. Evet, burada trafik sıkışmış durumda. Bir tane araba geliyor. Hey! Araba beni devirir. Devirmez ya. No Farsi. Biz buradan nasıl geçeceğiz? Şu biz araba buradan giderse, geçemeyiz. Araba giderse geçeriz. Kaç tane araba var görmüyor musun? Hangisi dört tane gider? İki kaldı. Türkiye. Gir gir. Bir tane daha var, dur. Motorla. Hadi bakalım, devam edelim. Kalmak için güvenli bir yer. Ama konforlu mu tartışılır. Ya belki konforlu ama keyifli değil. Ha, bir daha var. Keyifli değil yani. Kamp yapmıyorsun, sadece konaklıyorsun. Yok ya, boş ver. Burada kalacağımıza evde kalırız. Zaten kaç surfing'den bir evimiz hazırda bekliyor şu an. Evet. Daha önceden ayarlamıştık. Güzel bir kamp alanı olsaydı burada kalacaktık, kamp neyse, yapacaktık. Neyse, şu ilerden dönebiliriz belki. U yapalım diye düşünmüştüm. Aynen, şurada bir tane daha tabela var. Sol yap orada. Tamam, şöyle ormanın içinde otururuz biraz, ha? Olur. Şöyle çekeyim mi şuraya? Çek buraya, çek. Güzel. Tamam. Biraz keyfini çıkartalım, sonra gidelim. Evet. Hava da güzel, serin. Tahran'dan aldığımız tüpümüz çok işe yaradı bugünlerde. Şimdi birazcık dinlenelim diye durduk, sandalyelerimizi kurduk, çayımızı demleyeceğiz, soluklanıp eve gideceğiz. Bir tane tencereyle her şeyi çözmemiz mükemmel oldu. Çay demliyoruz, yumurta pişiriyoruz, yemek yapıyoruz, kavurma bile yapıyoruz, her işe yarıyor. Gerçekten her işe yarıyor. Kalacağımız eve vardık. Vardınız. Varıldı. Bir tanesi düşmüş. Bakın. Artık tek gezersin. Sandalet kaybı. Tek nasıl gezeceğim? Seke seke mi? Seke seke gezersin. Sağ mı sol mu? Sol sekemem aşkım. Tüh. Sağ deseydim şey, bir ihtimal vardı yani. Evet, bir ihtimal. Neyse. Ben çakıllarda, kumlarda sandaletimle yürürken sen botlarında kaynayacaksın artık. Yapacak bir şey yok. Peki bana destek alacak mısın? Hayır. Omuzuma girmeyecek misin? Hayır. O zaman evlilik cüzdanını alayım. Hayır. Ne demek hayır? Pasaport da bende. Kaçış yoksa. Her şeyi garantiye aldım ona göre. To camp there inside the desert. But when we saw Portekiz'den arkadaşımız da geldi, oturduk. Said, okay, sen ne yaptın, okay, biz maybe ne yaptık, and ne yapmalıyız, bunları konuşuyoruz. Rain and you know it was like oh, crazy. So we just run away. İyi bakalım ya. Ha, easy. Can you please pass? Pass. Is there many? Only like in a bus.
So wow. You were in the no, box. No, it's not the place. Hey, you can't bring your camera inside the shrine. Okay. Yeah. Ne oldu? Kamerayı bırak. What is inside? Many coins and yeah. Coins? Hazır mısın çadır giymeye? Yeah, coins like you know your countries. Çadır mı? Çadır işte bu orada. Ya kendimi Suudi Arabistan'da gibi sanırım. Burası İran olmalıydı. Kamerayı bırak diyor, ne yapacağız? Tamam, bunu bırakacağım ama GoPro'yu vermeyeceğim. Ha onu. GoPro'yu bırakma sakın. Halbuki GoPro'yu da bırakıyormuşuz. Her şeyi bırak dedi, sadece telefon dedi. Telefondan çekeriz, ne yapalım? Kamera yasak. Yine metroya geldik. Çadır giyin diyorlar ama çadır vermiyorlar mı? Vermiyorlarmış. Çok saçma. Metroya bindik. Her yer gibi metroda ot kokuyor. Yasak ama herkes içiyor. İçiyor. Evet, ilk uyarıyı aldık. Buradan ileriye çadırsız gidemezsiniz dediler. Çadırı giyiyoruz. Hazır mısın? Hazır gibiyim. Kurtuluşa gidiyoruz Su. Kurtuluş mu? He? Ay, en son şapka devrimi yapmıştım Tarihan. Gülme. Bu nedir arkadaş ya? Ne yapıyoruz Berkay biz burada? Vallahi bilmiyorum ne yapıyoruz biz burada. Buradan sonra ayrılıyoruz, yolun açık olsun. Ben kadın girişinden giriyorum, umarım geçebilirsin dedi bana. Arayacaklar sanırım beni. Şimdi hadi bay. Beni bayağı aradılar, her yerine bakıyorlar. İşte cüzdana bakıyorlar, çantaya bakıyorlar. Çantayı ben Muhammed'e vermiştim ama çantanın içerisinde GoPro'nun bataryasını unutmuşum. Şimdi onu bir yere emanet etmeye gittim. Nereye bırakacak bilmiyorum. O giremedi. Ben içerideyim. Su da burada bir yerde. Şimdi onu bulmam lazım. Geçmeyi başardım, içerideyim. Ya ben GoPro'nun bataryasını çantada unutmuşum. Aha. Muhammed'i almadılar içeriye. Bir yere emanet edecek herhalde. Bataryayı bir de orijinal batarya. Peki bataryayı nasıl anladılar? Görüyor, açıyor, bakıyor. Telefon hariç hiçbir şey almıyorlar. Çekim yapamazsın ki bataryayla. İçeride izleyen var. Herkes birbirinin üzerine çıkadı. Ama ben metrobüslerden deneyimli olduğum için hemen atladım önlere. Muhammed yok. Beni soydu tamamen, böyle her yerimi elledi. Ama şey, bunu açtı. Tişörtü görünce aa falan yaptı böyle. Sonra turist olduğumu anladı. Kapattı, geçti. Arkamda gördüğünüz saat 250 yıllık bir saatmiş ve o zamanın teknolojisiyle burada üretilemediği için Almanya'dan satın almışlar. Şu minareler de altın kaplamaymış. Nasıl? Bayıldım. İnsanlar burada oturup fetva dinliyorlar. Kapıları sarılıyorlar. Öpüyorlar. Yerlere yatıyorlar. Arkamda İsrail'deki Mescid-i Aksa'nın 8 kat küçültülmüş halini görüyorsunuz. İsrail'le ciddi sıkıntılar yaşadıkları için, oraya gidilemediği için buraya küçüğünü yapmışlar. Şimdi de Meşhed'deki en büyük cami avlusundayız. Gerçekten büyük bir yer burası. Aynı anda çok fazla kişi burada namaz kılabiliyor, ibadet edebiliyor. Tam ortada da Medine'de bulunan Hazreti Muhammed'in mezarının sembolü var. Yani küçültülmüş hali var. Burası İran'daki Müslümanlar için oldukça önemli bir nokta. Zaten yapılan yapıtlar da bunu gösteriyor.
her gün binlerce kişi buraya ibadet etmeye veya ziyaret etmeye geliyormuş. Biz buradan bunları öğrendik. Sırf şurayı görmek için girdik buraya. Her yer altınmış orada. Her yer. Berkay'la ayrıldık çünkü ben altın kapıdan gireceğim. Erkeklerin altın kapıdan girmesi yasak. Altın kapıyı göstereyim. Erkekler farklı bir taraftan gidiyorlar çünkü altın kadınlar için var. Şimdi ben bu kapıdan içeri girip buranın en önemli yerini göreceğim. Sanırım çok sıra beklemem gerekiyor. Çünkü burada ciddi bir sıra var. Ve dolanıyor sıra. Benden sonra bile 50 kişi oldu sırada. Benden önce bir 100-150 kişi var. Şu anda bekleyebilecek miyim bilmiyorum. Beklemeyeceğim muhtemelen. Belki aradım ama açmadı telefonu. O girebiliyorsa ben beklemeyeyim diyecektim. En azından birimiz videoya çekeriz, görürüz. Su içeriye girmeyi başaramadı ama biz başardık. Fakat telefon suda olduğu için ben çekim yapamadım. İçeride her yer ayna. Kapılar altından, tavanlar altından. Onun haricinde türbe var içeride. Daha doğrusu mezar. Türbe demek belki yanlış olabilir. Mezar var içeride. Herkes onun etrafını tavaf ediyor. Etrafına dönüyorlar. Gördük, gidiyoruz. Bence bugün bu kadar yeter. Eve gidelim artık. Elimizi yıkadık, yemeğimizi yiyebiliriz. Teşekkürler. Çok acıktığımız için yakınlardaki bir falafelciye geldik. Çok güvenli olmadığını söyleyemek için ama zaten dünya turu da çok güvenli değil. Muhammed arkadan geliyor. Güvenli değil diyor. Ama yapacak bir şey yok. Yemek bulamıyoruz ve çok açız. Ne bulursak onu yiyeceğiz. Ayrıca ben okeyim. Çok beğendim. Herkes bahçede oturuyor. Onlar da bizim gibi düşünüyor olabilir. Bak, bunlar nasıl olsa oturmuş, biz de oturuyoruz. Ölecek değiliz ya. Burada yiyemeyeceğiz çünkü son metroya 10 dakikamız var. 10 dakika içinde yemeğimizi alıp metroya yetişeceğiz. Daha sonra indiğimiz yerde şehir için çok önemli ve güzel bir park var. Hem de evin çok yakınında. Orada oturup yemeğimizi yiyeceğiz. Lan Berkay'ım. Telefon alacak değiliz. Her zaman GoPro sende mi diyoruz, şimdi telefon sende. Son treni kaçırmak üzereyiz. Nereden gideceğimizi bilemiyoruz şu anda. Ran Berkay, ran. Don't stop, don't stop. Ranmıyor. Parkta falafel keyfi. Treni kaçırmayalım diye yanımıza aldık. Burada yiyoruz. Gelmek istediğimiz yere geldik. Çok farklı bir dondurmacıya geldik. İçinde muz var. Yolun ters yapıştırıyor. Dondurmacı o kadar kalabalık ki numaratörü var. Herkesin bir numarası var ama Farsça yazıyor. Biz anlayamadık, sorduk. Önümüzde 10 kişi var, şu anda bekliyoruz. 5 kişi kaldı. Dedim ki bize bütün muz koy. Bunu koyacak. Bir. Şasiye ki bu. Thank you. Boyumuz kadar dondurmalarımız oldu. Bana da bütün rız kaydı. Türkleri çok seviyorlar. Türkmenistan Başkonsolosluğu'na geldik. Ve burada ilk defa birilerini bulabildik. 3 gündür her gün bu saatlerde geliyoruz. Bayram olduğu için kapalıydı. Normalde bugün de kapalı gösteriyordu. Ama biz açık yakalayabildik ve sorduk, Türkçe konuşalım. Tır sürücüleri için sadece transit vize veriyoruz. Onun dışında hiç vize vermiyoruz dediler. Zaten motosiklet sürücülerine hiç vermiyorlar. Motosiklet ve araba sürücülerine. Dolayısıyla vize alamadık. Yani İran'dan yolumuza devam edeceğiz. Yukarıya doğru çıkıp kuzeyden
Başka maceralar artık. Mehşet'te 3. günümüz. Öğlen saatlerindeyiz. Öğlen yemeği yiyeceğiz. Buraya özgü bir yemek bu. Şöyle bizim için geldi. Dün akşam bulamamıştık bunu. O yüzden falafel yemek zorunda kalmıştık. Şimdi bunu uygun saatinde eve söyledik. Serin serin evde yiyoruz. Dışarısı bayağı sıcak yine. Çok acıymış. Ama mercimek galiba onlar. Ben şey fasulye sanmıştım. Mercimek. Kıymalı fasulye sanmıştım. Hatta yolda ben bunun resmini gördüm. Ve dedim ki belki ya bak kuru fasulye pilav varmış. Alakası yokmuş. Görünüşte. Aşırı farklı bir versiyon. Benziyor gibiydi. It's aş. Heavy aş. Bizim denemiş olabilir miyiz? Yok önce? Denemedik. Denemedik mi? Enough, thank you. Meşedin yemeğiymiş. Ya meşedin. Ya deniyorum. Dene bakalım. Hiç içinde et varmış gibi durmuyor. Var. Var mı? Döktüm. Koyalım. Nasıl? Güzel. Mercimek yemeği, etli. Peki o et tadı çok yoğun geliyor mu? Yok, gelmiyor. Aa, nohut da var. Nohut. Nohut. Yes. Biraz çok oldu benim için ama ne yapalım? Burası da böyle. Kabul edeceğiz abi. Ben de deneyeyim. Nasıl? Evet, et var. Kötü mü? Güzel. Güzel. Güzel, et tadı çok gelmiyor. Evet. Beğendim. Afiyet olsun. Hep birlikte. Meşecan. Meşecan. Hazır mısınız Su Hanım? Hazırız Berkay Bey. Hadi bakalım, yol vakti. Meşet olayı bizim için bugün kapanmıştır. Bye. Bye bye. Thank you. Meşet'ten buraya gelene kadar 270 kilometre yol yaptık. Bizim için fazla, sizin için fazla olmayabilir. Sabah erken çıktık zaten yola. O yüzden güneşi çok yakalanmadık. Şimdi hava kararmak üzere. Biraz vakit geçirdik. Şehrin içerisinde yemek yedik, alışveriş yaptık marketten de biraz. Babaannem Parkı'na geldik. Kamp yapacağız burada. Çok güzel bir parkmış burası. Aşağı taraflar biraz kalabalıktı ama motosikletle yukarı çıkınca çok güzel bir yer bulduk. Sandalyelerimiz de buraya aşırı yakışmadı mı? Evet. Şurada gözümüz var. Çaktırmadan bir göster, şu an kimse bakmıyor. Eğer oradakiler kalkarsa, ki kalkacaklar, çadırları yok, mecbur kalkacaklar hava kararınca. Onlar kalkınca biz onların yerine çadırımızı kuracağız. Ama o sırada yemeğimizi falan yapabiliriz. Bunun için bir engelimiz yok. Muhteşem bir alan. Çadır hazır. Yemek hazır mı? Hazır değil de. Hazır sayılır yani, zor işi bitti. Ne var yemekte? Ne sebze bulduysam onu yaptım. Patatesli, havuçlu, biberli, soğanlı. Bunun yanında yiyeceğiz. Turp. Öyle bir yemek işte. Biz uyandık, çadırımızı topladık, kahvaltımızı hazırlıyoruz. Çok keyifli bir geceydi. Kesintisiz uyuduk. Ne karışan oldu, ne gelen oldu. Birazcık motosiklet sesi, müzik sesi vardı ama saat 1'den sonra hepsi kesildi. Şimdi patates kızartıyoruz, çok özlemiştik. Azıcık yağımızla patates kızartıyoruz. Dışarıdan satın aldıklarımız gibi olmuyor. Bizim evde kızarttığımız gibi kızartıyoruz. Yanına da ben otlu yumurta yapacağım. Ama tek tabağımız olduğu için önce patatesi bitirip sonra ona başlayacağız. Biraz da Bojnurt'tan bahsetmek istiyorum ben. Bojnurt, İran'ın doğasının başladığı şehir. Yeşil buradan başlıyor. Buradan sonra Tebriz'e kadar sahil şeridini takip ederseniz her yer yemyeşil. Biz de onu takip ediyoruz. Patateslerimizi kızarttık ve şimdi de otlu yumurta.
Yumurta. Yumurta zamanı. Şefin spesiyeli. Şefin spesiyeli. Dünkü turşunun saplarını da atmadım. Kesin dedim bu faydalıdır. Onu da içine kattım. Birazcık da biber ayırmıştım dünden. Çok güzel oldu. Payı biliyor musunuz? Bunu o kadar çok seviyoruz ki İstanbul'dan getirdik. 7 farklı çeşit baharattan oluşuyor ve biz bunu yumurtamıza atıyoruz. Aslında kızarmış ekmeğin üstüne tereyağı sürüp bunu atıyoruz biz normalde. Tabii kızartacak bir şeyimiz olmadığı için yumurtayla idare ediyoruz. Senin için taze portakal suyu da sıktım su. Aa, ellerine sağlık. Temizlik paketi 5 lira, 5 lira, 5 lira. 5 mi lira? 5 tümendir o ya. Az kullanılmış diş fırçası. Ayda. Bitti, gidiyoruz. Gidiyoruz. Dişlerimizi fırçalayalım, yola koyalım. Hadi gidelim. Bir sonraki noktamız yine kamp alanı. Bu sefer şelaleye gidiyoruz. Hem de güzel bir şelale, öyle küçük küçük bir şelale değil. Karadeniz gibi bir rotamız var bu sefer. Artık Azerbaycan'a mı geçeriz, Ermenistan'a mı bilmiyorum. Çünkü sürekli durum değişiyor. On canımız ne istiyorsa onu yapıyoruz. İlk geldiğimizde şurada mı kalsak diye düşündük. Sonra burası çok sinekli ve kalabalık olduğu için vazgeçtik. Yukarılara çıktık. İyi ki çıkmışız, çok güzeldi yukarısı. Bir videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Kilometre.